atlatacağız. Atlatacağız bir gün. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum, atlatacağız. Ben çok yalnızdım. Yanımda birileri olsun istedim. Sen yoktun. Aradım. Gel gelin dedim. Onları ben öldürdüm. Benim yüzümden oldu. Benim... Başınız sağ olsun. Çok dürüst, namuslu, iyi bir insandı. Çok üzüldük. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Ne dediniz siz? Ben mi? Namuslu, iyi bir insan. Öyle mi? Babam çok iyi bir insandı. Mesela gördüğü her kadına asılırdı. Ailesine o kadar düşkündü, o kadar düşkündü ki damadını iftira atıp içeri atmaya asla, asla çekinmedi. Hiç çekinmedi. Değil mi? Hiç çekinmedi. Çok iyi bir insan. Babam çok iyi bir insan. Ben 14 yaşındayken kendi yatağımda onu bir kadınla bastım. Hem de kimle söyledim mi? İster misiniz? Annemin en yakın arkadaşıyla. Sadece o kadar da değil. Sadece o kadar da değil. Daha bir sürü anlatabilirim. Ama anlatmayayım. Çünkü çok. Çünkü çok. Annem ne yaptı? Ve annem bu konuyu hiç kurcalamadı. Hiç kurcalamadı. Neden? Çünkü ailemiz dağılmasın. Değil mi? Ailelerimiz dağılmasın. Ne önemi var canım? Ufak, tatsız bir mesele. Değil mi? Ne olacak? Ufak bir tatsızlık. Babam gerçekten çok, çok iyi bir insandı. Ülkemiz o kadar kıymetli bir değerini kaybetti ki gerçekten. Onun gibi birisi bir daha asla bu dünyaya gelmez. Hepimizin başı sağ olsun. Canım babam, onun gibi birisi bir daha asla gelemez. Ya kusura bakmayın ne olur. Sinirleri bozuldu biraz. Ne dedin sen? Sinirleri bozuldu. Öyle mi? Sen gitsene ya. Sen gitsene artık, gitsene. Git. Ayşegül'e mi gidiyorsun? Hangi cehenneme gidiyorsan git. Sen yalancısın. İki yüzlüsün. Sahtekar. Hepiniz iki yüzlüsünüz. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bir iki gün klinikte yatıralım. Yani evet, olur, öyle yapalım. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Ben hallederim. Sizi görmemesi çok daha iyi olur. Hem siz çocukla ilgilenmiş olursunuz. Tamam öyle. Bizim şey, telefonun falan var sizin. Var. Var. Hepsi var. Tamam, ulaşırsınız. Fotosentez nedir? Söyleyin bakalım, fotosentez neymiş? Fotosentez. Fotosentez çok önemli bir şey Ayşegül abla. Acayip önemli. Fotosentez olmasa bittik biz. Değil mi Sinan? Yani. Misal
Geçen sene bizim evde fotosentez bitti. Duman oluyorduk. Vay be. Çok güzel anlattınız. Ya Ayşegül abla, fotosentez bir tarafa da. Bizim okulda çok güzel kızlar var. Onları ne yapacağız? Konuşacaksın abi. Yapacak bir şey yok. Bana bakın. Daha fotosentezi bilmiyorsunuz, kızmız diyorsunuz ha. Gebertirim sizi ha. Dersler, ödevler bitecek. Kulağınızı koparırım, kafanızı vururum birbirinize. Evinizdekileri. Efendim? Alo, ne yaptın? Ne yapalım işte? Uğraşıyoruz ödev falan. Ben de uğraşıyorum ya benim. Hiç iyi değil. Doktoru da burada, yatıralım diyor. Yapma ya, o kadar mı kötü? Çıktı burada ortada. Herkesin içinde babasını azarladı filan. Ya doktor sen gelme diyor da ben bırakmak istemiyorum, ne bileyim. Yani sen bilirsin ama doktor ne diyorsa öyle yap bence. Tamam ben geleyim o zaman da ya. Dışarıda buluşalım mı Sinan filan, takılalım. Ya öğrenecek şimdi, ne yapacağım bilmiyorum ki. Fark etmez. Nasıl istersen. Şey çıkarsak İsa'yı da alalım mı? Alalım alalım. İsa'yı da alalım. Tamam. Fotosentez. Hadi yine iyisiniz ha. Dışarı çıkıyoruz. Vallahi mi? Vallahi mi? Ödev olmasın da size, ne olursa olsun. Hadi yürüyün. Hadi. Büyüksün Ayşegül abla. Büyüksün. Of, büyüksün tabii. Fotosentez neymiş? Bitkilerin yaşam tarzı. Hadi be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.